Geldiğince biraz uzun konuşmaya hazırlamıştım ama arkadaşlar kısa tutmaya çalışacağım. Sayın İl Başkanım, değerli parti yöneticilerim, kıymetli basın mensubunun çok değerli mensupları, çok değerli dostlarım, yol arkadaşlarım. Öncelikle bugün beni yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmama başlamadan önce biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin 100 yılı hepimize kutlu olsun. Bu güzel vatanı ve Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları hepsinin şad olsun. Yine benim de şu anda meslek alanım olan 12 Kasım 1999 depreminde de bu ilde görevde olduğum süreçte Düzce depreminden dolayı bu ilde vefat eden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer ülkemizin diğer bir gündem konusu olan dünyada bir insanlık suçu işleniyor. Dünyanın gözünün önünde İslamiyet, Hristiyanlık ve Museviliğin kutsal mabetlerinin olduğu kadim bir coğrafyada yaklaşık bir asırdır devam eden ve günümüzde en acımasız boyutuyla gerçekleşen zalim İsrail Devleti'nin Filistin halkına uyguladığı şiddeti kınıyorum. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Burada bulunan dostlarımın çoğu beni tanır. Ama ben yine de Mustafa Deverenli kimdir? Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Kıbrıççık ilçesi 16.05.1969 doğumluyum. İlk orta ve liseyi burada okudum. İlk önce 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Okulu Tapu ve Kadastro bölümüne gittim. Bu bölümü bölüm birincisi olarak bitirdim. Bu bölümü bitirdikten sonra 1988 yılında bu ile gelerek şu anda belediyenin karşısında yıkılmakta olan bir iş anında ilimizde iki harita bürosundan bir tanesini açarak harita faaliyetleri yürütmeye başladım. Benim bu tarihten itibaren de belediyecilik deneyimim başladı aslında. O tarihteki belediye başkanımızı hepiniz belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Allah rahmet eylesin, Muzaffer Işın'da. Sonra okulu daha da yükseltmek istedim ve 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi Fotogrametri Mühendisliğine başladım. 1993 yılında da bu bölümden bölüm birincisi olarak mezun oldum. Aynı zamanda Bolu ilinde bürodaki faaliyetlerimi yürüttüm. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sınav açması üzerine genel müdürlükte yani Ankara'da çalışmaya başladım. Ta ki 1997 yılına kadar. 1995 yılında da değerli eşimle evlenmiştik ve evimiz de buradaydı. Bu ilden gelip gitmeye devam ettim. 1997 yılında müdürlükte çalışırken müdürlüğün faaliyetleri içerisinde bir sürü köyde özellikle Seben tarafında tesis kadastrosu çalışmaları yaptım. Bizim değişiklik işlemi dediğimiz teknik olarak haritacılıkla ilgili tüm işlemleri yaptım. Sonra işte biraz önce de bahsettiğim 12 Kasım 1999 depremi olunca biliyorsunuz bir sürü çalışmalar oldu. Neydi bunlar? Çadır kentlerin kurulması, hak sahipliği çalışmaları, kamulaştırma çalışmaları gibi il kriz masasının içerisinde aktif olarak görev yaptım. Aynı zamanda o dönem ki belediye başkanımız Yüksel Ceylan'dı. Yüksel Ceylan'la beraber çünkü evleri yıkılan vatandaşların arsa üretimi talebi üzerine belki de bu ilde ilk kez 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamasıyla ilgili çalışmayı başlattık. Kendisi de şahittir. Serbest harita mühendislik büroları, kadastro müdürlüğü ve Bolu Belediye Başkanlığı ile beraber ilk uygulamamız bugün hemen hemen yapılaşmasını tamamlamış, Hattat Emin Caddesi'nin olduğu yani tarif edilebilmek açısından da söylüyorum. İl Sağlık Müdürlüğü'nden D100 Karayolu'na kadar Borazanlar Mahallesi'nin yeni yapılaşmasının olduğu alanın tamamının 18'ini yaptık. Ve bu süreç daha sonraki Alaaddin Yılmaz Başkan döneminde de devam etti. Biz de bu dönemde Kadastro Müdürlüğü'nde müdür, kontrol mühendisi ve mühendis olarak çalıştığımız için tüm uygulamaların içerisinde aktif olarak rol aldık. 2010 yılında
kadastro müdürlüğünün hizmetlerin özelleşmesinden dolayı evin burada kalmak kaydıyla LİKAP dediğimiz lisans sertifikasyon bürolarının faaliyetlerini yürütmek üzere eşimin de desteğiyle Sakarya ilinde LİKAP bürosu açtım. Ta ki 2014 yılına kadar bu süreç devam etti. Sonra hiç ummadığımız Sakarya ilinin merkez ilçelerinden olan Adapazarı ilçesinde o dönemin 2014 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra o dönemin belediye başkanının teklifi üzerine tamamıyla yabancı olduğunuz bir ilde teknik işler başkan yardımcılığına getirildim. Ve 2018 yılına kadar Adapazarı ilçesinde teknik işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışmaya devam ettim. Bu belediyede yaptığımız çalışmalar takdir gördü ki bizi 2018 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı makamına getirdi. Ve bu makamda 3 yıl çalışarak kendisini şu anda kurucusu olduğum ve bir afet ili olan Sakarya ilinin deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme yani kentsel dönüşüm daire başkanlığının kurucu daire başkanı olarak 2021'den itibaren çalışmaya başladım. Halen de bu görevi devam ettiriyor idim. Ta ki 14-11-2023 tarihine kadar. Bu görevi başkanımın da bahsettiği 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olabilmek amacıyla istifa ettim ve bugün de sizin huzurlarınızdayım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız ve Parti Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizde yapılan yatırımlar ve dünya ülkesi olma yolundaki ilerleyiş tüm hızıyla devam ederken son 4 yıldır Bolu'muzda yaşananlar, Bolu Belediyesi'nin yönetiliş şekli hatta daha doğrusu bir ifadeyle yönetilemeyişi gözler önündeyken Bolu'muz her geçen gün kan kaybederken sorumluluk almamak olmazdı. Bu düşünceyle yılların getirdiği belediyeci tecrübemle Bolu Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdim. Hepimizin malumudur ki Bolu Belediyesi geçmiş dönemde AK Parti yönetiminde 15 yıl boyunca büyük yatırımlara imza attı. AK Parti yönetimi sayesinde küçük bir Anadolu kasabası hüviyetindeki Bolu 15 yıl içerisinde gelişerek en yaşanılabilir illerin arasında zirvede yer aldı. Ne yazık ki 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra Bolu Belediyesi yönetimi devralan zihniyet bırakın Bolu Belediyesi'ni yönetmeyi geçmiş dönem yapılan yatırımları kurulan tesisleri dahi çalıştırmayı başaramamıştır. Bunların en örneği sizler de yaşıyorsunuz. Karaçayır Parkı ve Atatürk Orman Parkı'dır. Seçim dönemi veya sonrasında verilen sözleri burada dile getirmeye kalsam toplantımızın tamamı onlara ayırmamız gerekir. Biliyorum sıkılırsınız. Evet, biz de tüm Bolularda bu yönetimden sıkıldık. Kandırılmaktan sıkıldık. İş bilmezlikten sıkıldık. Acemilikten sıkıldık. Şov yeri olarak kullanılmasından sıkıldık. Böyle bir durumda tüm dünyada mazlumların, ezilenlerin ümidi olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yolu AK Parti'nin Boluların umudu olacağına inancımla bugün burada aday adaylığımı açıklıyorum. Hemşerilerim, söyleyeceklerim kısaca şudur. Biliyorum ki çok yoruldunuz, çok sıkıldınız. Üzülüyoruz ama az kaldı. 4 ay sonra 31 Mart akşamı emaneti inşallah geri alacağız. Ve 31 Mart'tan sonra kıymetli Bolular artık sosyal medya şovlarıyla meşgul olmayacak. Bolu Belediye Meclisi seviyesiz sohbetlere sahne olmayacak. Bolu Belediye Meclisi tiyatro salonu olmaktan kurtulup yatırımların Bolu geleceğinin konuşulduğu halkın meclisi olacak. 31 Mart'tan sonra Bolu Belediyesi'nde kim ne demiş, kim kime hakaret etmiş, kim kiminle kavga etmiş konuşulmayacak. Karadere suları konuşulacak. 18. madde uygulamaları konuşulacak. Arıtma tesisi, büyük su konuşulacak. Bolu'nun imarı ve inşası konuşulacak. Şehircilik konuşulacak. Yeni yollar ve yatırımlar konuşulacak. Bolu'muzun geleceği konuşulacak. İşte bu düşünceyle teşkilatların önemi ve birliktelik içinde ve ben de başta milletvekillerimiz ve il başkanımız olmak üzere bu partide görev yapmış
milletvekillerimizi ve tüm il başkanlarımızı ve ayrıca ilçe teşkilatlarımızın tamamını ve mahalle başkanlarımızı ziyaret ederek aday adaylığı çalışmalarına başladım. İlk ziyaretimde başkanımızın da bahsettiği kendisi olmak üzere. Şahsıma gösterdikleri bu süre içerisinde ilgi ve misafirperverlikleri için hepsine huzurlarınızda teşekkür ederim. Bugünden sonra birbirinden değerli yeni aday adayı arkadaşlarımız çıkacak. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Aday olamadığımda partimizin adayına her türlü yardım ve desteği vereceğim. Önemli olan kişinin kazanması değil, AK Parti belediyeciliğinin yani gönül belediyeciliğinin kazanmasıdır. Bir kez daha böyle soğuk bir günde beni yalnız bırakmayarak buraya gelip bana destek olan başta ailem olmak üzere siz değerli dostlarıma, basın mensuplarımıza ve burada bulunan herkese teşekkür ederim. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bir teslim edersin.